Aferin takım! Sağ! Aferin takım! Sağ! Aferin takım! Sağ! 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 Benim için imkansız sadece bir kelimeden ibaret. Hadi. Ayaklarımda şu anda güç kalmadı. İnanmak başarmanın yarısıdır. Ayakta duracak hale benim. Defalarca vazgeçmemi istediler ancak pes etmedim. Eğitmenim geliyor. Galiba fırçayı yiyeceğim. Komando, pes mi ediyorsun? Hayır efendim. Pes mi ediyorsun komando? Hayır efendim. Almadın. Ben Can Karaman. Bu bölümde polis özel harekat kursunu tamamlamaya çalışacağım. Hazırsanız yola çıkalım. Hayatta bazı hedeflere ulaşmak için yürümeniz gerekir. Bazı hedeflerse çok zorludur. O hedeflere yürüyerek ulaşamazsınız. Koşmanız gerekir. Ben gerekirse ulaşmak istediğim hedefe hızlıca koşarım. Önemli olan hedefe ulaşmak. Efendim merhabalar. Can hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Size söylemiştim. Bazı hedeflere ulaşabilmeniz için koşmanız gerekir. Ben de koşarak hedefime geldim. Merhabalar efendim. Merhaba Can, hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Nasılsın? Sağ olun efendim, siz? Hoş geldin. Şimdi sen de yerine geç. Anlaşıldı efendim. Hemen başlayacağız. Anlaşıldı efendim. Tekrar hoş geldin. Hemen koş bakayım yerine. Anlaşıldı efendim. Günaydın! Sağ! Rahat! Polis özel harekat kursunda marş söyleyerek motive olacağız. Buradaki marşlar birlik ve beraberliği sağlıyor. Bu yoldan dönmedik, dönmeyeceğiz. Sahiptir yerler ve gökler. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Şu anda 45 derecelik neredeyse bir çamurlu alanda çıkmaya başladık. Arazi hem otluk hem çamurluk. Çamurdan botları kurtarmak gerçekten büyük bir meziyet istiyor. Şu anda görüyorsunuz. Kararlı bir şekilde çıkıyorlar. Onlar özel hareket olabilmek için her gün burayı 15-20 kez inip çıkarak adeta dümdüz ediyorlar.
Yetişmem lazım. Onlara yetişmem lazım. Şahin gibi bakışları var. İnanın tepeye çıkacağız. Emri aldığımızda hepsi çok mutlu oldu. Günde 5-6 kez nefeslenmem lazım biraz. Günde 5-6 kez o tepeye çıkıyorlar. Ve bana mısın demiyorlar. Yolda çıkarken inşallah birkaç kez daha inip çıkarız dediler ama İzlediniz, ben yarı yolda tıkandım. Arazi çamurlu. Bakın, botları çamurdan çıkarmak bile mümkün olmuyor. Ama onlar Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da görev yaptıklarında inanın en dik araziler, en dik yamaçlar bile onlara ova gibi geliyor. Birliğim epey uzaklaştı. Kurstan kovulmamak için onlara yetişmem lazım. Normal bir insanın dayanamayacağı zorlukta spor aktivitelerine geçiyorum. Merhaba Can, hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Ne yaptın? Bugün yorucu mu seni? Gerçekten şu anda ellerim ayaklarım zor tutuyor. Ama daha yorulmadım. İşin içine biraz terletelim burada, yoralım ya. Tamam efendim, hazırım. Hadi bakalım, hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Al bakayım şunu. Şöyle önünü şöyle bağlayalım, bir vaktiyalım bakalım. Bir sporda da görelim seni. Tamam mı? Çıkar çantanı. Efendim hazırım. Hadi bakalım. Görevin geç tamam. Buraya. Kamuflajım. Kamuflaj mı? O zaman sana bir kamuflaj yapalım. Hemen şu çamurlarla kendine bir kamuflaj yap. Çamurlarla mı? Evet. Ayakkabı boyamı unuttuğum için kamuflajsız katılamıyorum. Doğada çareler tükenmiyor. Eğer doğaya dost bir şekilde yaklaşırsanız o da size yardımcı olur. Ve kamufle olabilirsiniz. Hazırım efendim. Hemen bu ekibe katılıyorsun, başlıyorsun. Anlaşıldı efendim. Yaralı olduğumu düşünün. Vadim beni güvenli bölgeye kadar taşıyor. Bu iş ona yarıyor. Bakın kendimi bıraktım. 75 kiloyu hiç zorlanmadan taşıyor. Ve 20 sınav çekmişti. Eğer çok güçlü olmazsanız inanın burada sizi bir saniye bile tutmazlar. Sadece bir saniye. O da vedalaşmak için. Bay bay derler. Bay bay bir saniye sürüyor. Hadi şahanesin. Evet. Bana çok ağır bir body geldi. İnanamıyorum. Kaç kilosun body? 80 kilo geldi. İnanamıyorum. Ah, 80 kilo, 20 sınav. Bakın, mesafe ne kadar açıldı. Ah,
Ayaklarım. Ayaklarımda şu anda güç kalmadı. Ayaklarımda. Hadi. Haydi komando. Gerçekten güç kaldı. Hadi komando, hadi. 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 Dur başkan. Çek. Kalk komando, kalk. Kalk. Hadi komando, öldür. Çek. Başka bir taşıma şeklinden gidiyor. Normal tarzı bu şeyi değiştiremez. Kalk komando ya. Sırtımda taşıyayım. Kalk komando. O şekilde. Çek. Yat. Yat gelip. Hayır. Durmak yok. Çek. Çek. Kardeşim seri biraz. Seri. Kardeş değil burası. Anaokul değil burası. Çek. Kapının yolu orası. Çek komando çek. Bırakmak yok çek. Kaldır adamı. Komando son 5 metre kaldır. 80 kilo. Komando. Son 5 metre. Kaldır çek. İmkanı yok. O da seni 5 kere götürür. 5 kere. Kaldır komando. Nereye geldiğinin farkında ol sen ya. 80. Burası bir savaş meydanı. Savaş meydanı. Kalk çek! Titret bırak, titret! Olmadı, kaldı! Bu mevsim! Üstündeki acıyı görelim biz ya, ifadeyi görelim! Gözüm kalmadı artık, nefes alamıyorum. Birinci setin daha bu üçüncü hareketi. 3 metre var. Sadece 3 metre. Ama inanır mısınız? 30 metre gibi. Bitmiyor. Uzaklaşmıyorlar değil mi? Hayır. Allah'ım sen yardım et. Çek. Durma çek. Son 2 metre çek. Allah. Bunu kaldırmak ayrı bir dert. Havaya kaldırmak başka bir dert. Yere çarpıyorsun. Allah! Tekrar tutmaya çalışıyorsun. Allah! Hepsini at pozisyonuna alıyorsun. Atmaya çalışıyorsun. Devam et. Kombineler bitiyor. Öndekiler 90 derece. Kombineler bitiyor. Bunu askerden hatırlıyorum. 15 yıl önce. Komando dansı olarak. Ama kombineler halinde yapınca tabii gerçekten nefesiniz bazen kesilebiliyor. Allah! Sinan! Allah! Eğitmenim geliyor. Galiba fırçayı yiyeceğim. Komando pes mi ediyorsun? Hayır efendim. Pes mi ediyorsun komando? Hayır efendim. Alıp almadığını. Kapı orası. Burası ne okul değil. Hadi. Gördüğünüz üzere pes mi ediyorsun dedi. Eğer... Hadi can. Bırakmak istiyorsam... Hadi komando hadi. Bırakmak istiyorsam şu an... giderim ve özel harekat olamam. Ancak görevlere devam edersem... ve bedeni şartları... yerine getirirsem, bu testleri aşabilirsem özel harekat oluyorum. Her seferinde bırakmak istiyor musun sorusuyla karşılaşacağım. Ben bayılsam da onu karşıya doğru taşımaya çalışacağım. 80 kilo. Başlıyoruz yine. Komando bir dakikam var. Bir dakika da karşıya götürüyorsun. Son 55 saniye.
Önemli olan düştükten sonra geri kalkabilmek. Sana 35 saniye can. Kalk komando, kalk! Kalk! Hadi can komando! Komando çek adamını, çek! Çek adamını! Kan ve gözyaşı dökmemek için ter dökeceğiz, ter! Seni öldürmeyen azı güçlendirecek. Biraz da biraz. Bu kütüğü atmam gerekiyor. Ama... Haydi Can, arkadaşların geliyor arkada, haydi! Haydi ittir artık! Lastik dediler. Bu bildiğin bir traktör lastiği. Hadi arkadaşların yapamıyor, haydi! Haydi, haydi son bir tane daha Can! 9, 10! Katıl arkadaşlarına Can, katıl arkadaşlarına Can. Mekiğe devam etmem lazım. 13. Anlaşıldı mı durum? 14. 15. 1. 2. 3. 18. 4. 19. 5. 7. 8. 9. 10. Haydi Can. Niye silah çekmiyorsun Can? 18. Haydi. 19. Haydi Can, haydi Can. Haydi. Haydi arkadaşların lastik deviriyor, haydi. Yetiş arkadaşlarına. İnanamıyorum. Onlar, bak. 20. Lastiği devirdiler. 20 mekik, 20 şınav. Onlara yetişme imkanı yok. Özel harekat yetiştirirken kimsenin gözünün yaşına bakmıyorlar gerçekten. Bu insanların hepsi gönüllü. Hepsi birer polis memuru. Ve özel harekat olmak için hepsi gönüllüler. Ve inanır mısınız? Her hatalarında buradan gitmeleri için zorlanıyorlar ama bırakmıyorlar. Gitmek istemiyorlar. İşlerini gerçekten çok seviyorlar. Yoruldun mu Can? Haydi. Şu anda dalağım şişti efendim. Gerçekten mükemmeller. İnanır mısınız? Bir saattir buradayız. Yorulan yok. Bu nasıl oluyor? Buraya herkes gönüllülük esasına göre geliyor biliyorsunuz. Evet efendim. O yüzden burada yorulmak diye bir şey yok. Burada çalışmaya devam ediyoruz. Bu çalışmaları tamamlayamayanlar buradan gidiyorlar. Eğer yükseklik korkunuz varsa asla özel harekat olamazsınız. Ersin ben hazırım. Buddy Mersin. Merhabalar hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yüksek bir iniş yapacağım. Yükseklik korkunuz varsa ineliyorum. Asla buralarda sizi bir saniye bile tutmazlar. Bunu dikkatli bir şekilde aparatına geçireceğim. Doğru yaptım herhalde hocam. Şu da aradan. Evet. Şu anda sağlam. Bu önde. Boşluğunu biraz alalım. Yanaşır. Evet. Bu önde duruyor. Boşluğu alırım. Boşluğu aldınız efendim. Freniyorum şimdi. Frenin arkaya götür. Gidiyorum. Arkana dön. Gidiyorum. Ayak tabanları boşta gelene kadar geç. Buddy hazır mısın? Allah yardımcımız olsun. Buddy hazır mısın? Evet ben de hazırım. Yükseklik korkunuz varsa gerçekten bu kursta sizi bir saniye bile tutmazlar. Eğer burayı tamamlayamazsam evime yollayacaklar beni. Değil mi hocam? Doğrudur komando. Evet. Dizlerini gerdir komando. Aç şimdi freni. L pozisyona kadar git. Gerdir dizleri. Gerdir. Gerdir. Kal orada. Özel harekat olmak istiyorsanız korkudan
Komando, uzak olmalısın. Tahta perdeye iniş yapmaya geldim hocam. Yürüyemezsin. Ya. Korkuyorsun. Ya. İnersin. Allah. Komando niye geldin? Tahta perdeye iniş yapmaya geldim hocam. Yürüyemezsin. İnerim. Korkuyorsun. Korkmuyorum. İnersin. İneceğim. İnersin. Allah. Allah korusun. Allah korusun gerçekten. Şimdi dizleri kırma lan. Evet. Biraz daha yürü, bir adım daha yürü. Evet. Olduğun yere çök. Çök, ayak tabanları temas ettin, çök. Evet. Çök. Vadi süpersin. Vadi süpersin. Vallahi inşallah bir daha görüşürüz. Allah'a emanet olun. Sağ ol. Görüşürüz. Özel hareket olmak için sadece bedenen değil, teknik olarak da çok iyi bir konuma gelmelisiniz. Çok iyi bir spor yapabilirsiniz. Bir daha çok kolaylıkla tırmanabilirsiniz. Ancak silahlarınızı da çok iyi kullanmalısınız. Fazla geç kalmadan silah eğitimime geçiyorum. Efendim izninizle. Özel hareket olabilmeniz için sadece sportif faaliyetlerde iyi olmanız yetmiyor. Buradaki silah derslerini de çok iyi dinlemelisiniz. İyi bir atıcı olmalısınız ve her ay düzenli sınavlarda da başarılı olmalısınız. Haftalarca burada verilen eğitimde eğer başarılı olursanız bir özel harekat timinde görev alabilirsiniz. Merhabalar efendim. Konforlu bir silah. Hedefin durumunu merak ediyorum. Hedefe bakalım. Gerçekten skandal. Yani burada özel harekat olabilmek ve bu kursları tamamlayabilmek kolay değil. Bakın hedefim de kalbim gibi tertemiz. Kursu badilerimin ve eğitmenlerimin desteğiyle tamamladım. Can! Emredin efendim! Hemen buraya gel. Evet Can, bu bölgeye gideceksin. Bu bölge biraz riskli bir bölge. Filmle beraber hareket edeceksin. Daha sonra buradan helikoptere gideceksin. Helikopter seni alacak ve filmin bulunduğu yere bırakacak. Anlaşıldı tamam. Efendim. Yeri iyi anladın mı? Evet efendim. Hadi kolay gelsin, başarılı. Sağ olun efendim. Görevli polis memurlarından kursu tamamlayanlar özel harekat timlerine katılıyor. Ben de timimle buluşacağım. Arazide ilerlerken hem bastığınız yerlere dikkat etmelisiniz hem de hedef küçülterek gitmelisiniz. Şu anda üzerindeki kıyafet oldukça doğayla uyumlu. Kırsal alanda beni gizleyebilecek bir kıyafet. Mühimmatlarım tam tesisat. Yaklaşık 40 kilo. Yavaş yavaş gidiyorum. Enerjimi kontrollü bir şekilde kullanmak zorundayım. Ve özellikle ağaçlar gizlenmem için çok büyük yardımcı faktör. Ve iki ağaç arasını da hızlı geçiyorum. Çünkü hedef olmamam gerekiyor. Bu arazide açık bir alanda hemen direkt fark edilirim. Yani iki ağaç arasını oldukça kısa bir sürede tamamlamam lazım. Yani dikkatle izleyin. Şöyle. Etrafı kontrol ettim. Gideceğim ağacı belirledim. Ve gidiyorum. Eğer
arazi uygun değilse yürüyerek veya çökerek gidemeyecek bir durumdaysan sürünmekten başka bir çarem yok. Elim her zaman tetikte. Bakın tüfeğimi şu şekilde tutuyorum. Kablasından ve altında. Ellerim altında. Biraz ağır. Onu götürmekte zorlanıyorum. Ancak yere sıfır ilerlemeliyim. Ve kabzayı da bu şekilde tutmalıyım. Olası bir tehlike durumunda. Bakın tüfeğimi ne kadar kolaylıkla hemen atış pozisyonuna getireceğim. Helikopterle buluşmama çok az bir süre kaldı. Havada kuru bir ayaz var. Ve şu anda susuzluktan dudaklarım çatlamış durumda. Bu gibi durumlarda yanınızda ne kadar az ağırlık olursa ilerlemeniz o kadar iyi. Çantamda mühimmat, yedek mühimmat ve biraz yiyecek var. Bana enerji verecek yiyecek. Ancak hiçbir şey yemeden helikopterin beni alacağı yere kadar sabredebilirim. Yeni bölümde görüşmek üzere.